AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakı görüşmeleri tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ittifakın Cumhur İttifakı adını alacağını söyledi. Bakalım halk Cumhur İttifakı hakkında ne düşünüyor? Cumhur İttifakı hakkında ne söylersiniz? MHP ile AK Parti ittifak yapıyor. Bence Devlet Bahçeli kendi kitlesine ihanet etti. Ben de yakın zamana kadar MHP'ye oy vermiştim ancak bu yakınlaşmayı tamamen koltukta kalmak için siyasi bir hamle olarak görüyorum. Meral Akşener'in çıkışından sonra koltuğa daha sıkıya bağlanmak için AK Parti'ye yanaştı. Bence çok büyük bir kayıp. AK Parti'nin şu anda yaptığı tek iyi şey Zeytin Dalı operasyonu. Bunun desteklenmesi lazım. Bunun dışında ittifak kurması bence çok yanlış oldu ve umarım gereken cevabı seçimlerde alacaktır. Etkili olacak mı sizce bu ittifak? Ya bu ittifak ülkeyi kutuplaştıran bir ittifak açıkçası bana göre. Yani ikiye ayırdı. Ülkenin birlik ve bütünlük içinde olması gereken bir zamanda tamamen ikiye ayırdı. Kendi kitlesinden de ciddi bir tepki var zaten Devlet Bahçeli'ye bu ittifaktan dolayı. Yani MHP'nin %100 desteklediğini düşünmüyorum. Görünen o ki yıllardan beri ülkede toplumsal uzlaşma diye bir kavram var. Hep şikayet ediliyor. Toplumsal uzlaşma yok. Görünen o ki iki siyasi parti hem üst düzeyde hem tabansal olarak bir toplumsal uzlaşmayı kendilerine göre sağlamış durumdalar. Bundan amiyane tabirle gocunacak, şikayet edilecek bir husus yok. Başka partilerde bu tür toplumsal uzlaşma adı altında ittifak yapabilir. Demokrasinin amiyane tabirle olması gereken gereksinimlerinden görüyorum. Ben Deniz nacizane bir seçmen olarak doğru buluyorum, destekliyorum. Durum bundan ibaret. İttifakın bir sakıncası olmaz, yararı olur mu diyorsun? Türkiye'nin istikrarı için geleceğe daha iyi bakmak için yararı olur. Çünkü 90'lı yıllarda koalisyon hükümetlerinde, ondan önceki benim yaşım o kadar günleri görmedi ama 70'li yıllardaki olan koalisyon çekişmelerinde siyasetçilerin nasıl birbirlerine karşı haşim bir şekilde davrandıkları, işte her partinin kendi siyasal görüşüne göre kendilerine pay biçtiklerinden dolayı hükümet uyuşma sağlayamadığından dolayı bundan kim zarar görüyor? Ülke zarar görüyor çünkü istikrar olmuyor. Koalisyon zamanında istikrar olmadı, işte çekişmeler oldu dediniz, anlaşmazlıklar oldu dediniz. Bu ittifakta sizce ne fark olacak? Hani çekişmeler olmayacak mı sizce? Çünkü İdari olarak yani Cumhurbaşkanlığı sistemi olduğundan dolayı yönetim tek elde toplanıyor. %51'i alan yönetim kendinde olduğundan dolayı koalisyon pazarlığı olsun. Ondan sonra siyasi partilerin kendilerine ait siyasal görüşleri farklı olduğundan dolayı çekişme olmayacak. Çünkü yönetim tek elde toplandığı için olmayacak. Ha, esasında baktığımız zaman mecliste partiler kendi aralarında ittifak yapıp, çünkü çoğunluğu sağlayamazsa, idareyi elinde bulunduran idarecinin istediği kanunları bir şekilde de gem vurur. Çünkü partiler anlaşır, ona göre de kanun çıkartır. Yani AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı da yapsa, ne yaparsa yapsın, bu asgari ücretli, bu emekli, peli perişan olmuş vaziyette iken, aç susuz iken, ben bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, önümüzdeki dönem ikisi de ittifak yapsa dahi iktidara geleceklerini zannetmiyorum. Çünkü ben bugün 800 metre yerin altında çalıştım. Yarı kadar işçilik yaptım, yarı kadar maden teknikerliği yaptım. Maden teknikerliği de zor bir meslek, işçilik de zor bir meslek. Benim 9000 prim günüm var, sana yeminle konuşuyorum, 2000 TL'nin altında maaş alıyorum. Devlet su işlerinde, köy hizmetlerinde, karayollarında adamlar oturmuşlar, yemişler, içmişler, yatmışlar, kalkmışlar ve 3-5 sene öncesi emekliye ayrılanlar 4000 lirayla 5000 TL arasında maaş alıyor. Dünyada gelir dağılımı adaletsizliği Türkiye'de birinci sırada. Halkın sorunları çözülmeden
başarılı olabileceklerini zannetmiyorum. Çünkü hayvancılık bitti, tarım bitti, işsizlik had safhada. Yanlış olduğu günden beri yanlış. Neden? Biraz açalım mı konuyu? Konu olarak yani belli zaten, birbirlerine terslerdi. Şimdi abi kardeş oldular. Evet, nasıl oldu bu peki? Neden oldu? Vallahi onu bilemiyorum. Tayyip Bey'e sormak lazım. Etkili olacak mı bu ittifak sizce? Çok zannetmiyorum. MHP ile AK Parti bir ittifak yapıyor. Cumhur İttifakı, ne dersiniz? Oğlum çok güzel bir soru. Ben karşıyım. Ben karşıyım. İkisine de karşıyım. Ben CHP'li olduğum için ikisine de karşıyım. Neden kaynaklanıyor bu ittifak sizce? İttifak belli yani. Televizyon çekiyor, televizyona konuşmak istemiyorum. MHP'nin barajın altına girmesi kesin işte belli olunca mecburuyor. Böyle bir şey mi? Böyle bir şey. Korkudan. Korkuyorlar. Arkadan kimse gelmesin diye. Kendinden kopanları. Korku başka bir şey değil. Yani baraj açamayacak MHP. Mecburen oraya sarıldı. Düne kadar atıp tutan bir Bahçeli vardı. 90 derece bilmiyorum, elinde başka türlü bir kozum var. Yani nasıl bir şey orada kaldı onu bilemiyorum. Yani büyük bir şey var galiba ki bu 90 derece böyle bir adamın dönüş yapması. Yani hayret ediyorum, çözemedim, bilmiyorum. Yani o kendi can derdine düşmüş galiba. Herhalde bir sorunları var. Öbür taraftan kendilerini kurtarmak isteyen önümüzdeki şeye hazırlık yapıyorlar. Böyle bir %10'u aşmasın, geride kalanlar kalsın diye böyle bir çaba var. Evet, bu ittifak sizce etkili olacak mı? Bence olmayacak. Bence MHP'den ayrılan o grup, parti, İYİ Parti, bence MHP'nin şeyini yakalayacak, oylarını yakalayacak diye düşünüyorum. Belki başka partinin de oraya çok oy kayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu süreçte İYİ Parti mi etkili olacak? İYİ Parti kazanacak diye düşünüyorum. Çünkü nedense hep aslında hep millet çekirdeğini koysa kazanır CHP. Öyle bir taz vardır. Fakat hep böyle Kılıçdaroğlu'na tepki var, tepki var, tepki var. Yapamıyor, yapamıyor. Adam ne yapsın? Söylüyor, bağırıyor, çağırıyor, ediyor. Daha ne yapacak yani? Ben bunu anlayamıyorum. Nasıl bir muhalefet istiyorlar? Daha başka bir muhalefet ne yapıyorlar? Çünkü öbür taraf çok şeyli. Ağız laf yapar. İmam Hatip olduğu için herkesi kandıracak şekilde konuşan kişi yani. İmam Hatipliler genelde öyledir yani. İkna güçleri çok çok yetenekli, çok şey insanlar. O bakımdan bazen beni bile şaşırtıyor böyle televizyon izlerken. Acaba diyorum ya ben mi yanlış düşünüyorum falan diyorum böyle. Ama yanıltamazlar beni. Vallahi şimdi Türkiye günümüzde o hale geldi ki insanlar 6 ay önce, 1 sene önce birbirlerine olmadık hakaretleri, olmadık şeyleri söyleyenler iş menfaate geldiğinde kol kola olabiliyorlar. Yani ben çok güvensiz, menfaate dayalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yoksa sadece ülkeyi düşünmek için falan değil yani. Peki etkili olacak mı? Çok zor. Eğer çevremizde bu kadar problem varsa, insanlarda bu kadar problem varsa, hayat pahalılığı bu kadar artmışsa, enflasyonun önüne geçemiyorsan, işsizliğin önüne geçemiyorsan, 3,5-4 milyon Suriyelinin önüne geçemiyorsan, kırmızı ışıkta durduğunda 5 tane el arabaya saldırıyorsa, yani daha kalıcı, insanların refahı, huzuru için daha iyi şeyler daha yapılabilmeli. Ve bu da sadece iki partinin biz yaptık, oldu demesiyle olmaz. Herkesi taşın altına koyup kişisel menfaat, iktidar beklentisi beklemeden Türkiye için bir şeyler yapmak lazım. Yoksa kim iktidar, o olmuş, bu olmuş, hiç önemli değil. Valla AKP yapıyorsa doğrudur, MHP de yapıyorsa doğrudur. Öyle söyleyeyim yani. 8 yıldır iktidardalar yani sonuçta. Bana göre ben çok da memnunum. 1000 tane oyun da olsa gururla veririm. Yok yani 10 yıl, 15 ya yani isterse 100 yıl olsun yaşadığı boyunca Allah uzun ömür versin Cumhurbaşkanımıza. Ben çok memnunum. Evet, bu ittifak sizce işe yarayacak mı, ne dersiniz? Ben işe yarayacağını umuyorum. Sadece şunu da söyleyeyim. Atatürk yaşamış olsaydı, tabii kalplerde yaşıyor ayrı konu. Kılıçdaroğlu'nu ilk asacak kişi Kılıçdaroğlu olur o partide. Onu da söyleyeyim yani. Yani Kılıçdaroğlu CHP'ye yakışmıyor. Başkası gelmiş olsaydı o Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha iyi yerlere getirirdi yani. Bu arada şunu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi düşmanı değilim.
Sadece başındaki kişi görevini iyi yapamıyor. Peki MHP'nin ya da AK Parti'nin seçmeni küsecek mi sizce bu ittifak sebebiyle? Kesinlikle tutmaz. O medyanın oyunu. Kesinlikle tutmaz. Çünkü ikisi de aynı görüşe sahip. İkisi de sağ olduğu için, yani sağ görüşlü olduğu için kesinlikle şey olmaz. Ama şunu söyleyeyim. Kimse PKK'nın yanında olmuyor. PKK'yı destekleyen en büyük haindir. PKK ile kol kola gezenler vatan düşmanıdır benim için. Gün birlik zamanıdır. Bugün birlik olan kol kola gezen kazanır. Ama şöyle bir laf vardır, çok haberlisiniz, sürüden ayrılır kurt kopar. CHP'yi de bir gün kurt kapacak ama ne zaman bilmiyorum. MHP ile AK Parti bir ittifak yapıyor, Cumhur İttifakı, ne dersiniz? MHP'nin bitişi derim. Seçmeni küstürecek mi diyorsun? Tabii küstürdü seçmeni. Ben daha iyi küstüm. MHP'li miydiniz? Evet, sizi küstürdü. Evet. Neden? Biraz açalım mı konuyu? Nedeni yani o kadar Sayın Cumhurbaşkanı'na o kadar astı, kesti, küfürler etti, şunu etti, bunu etti. Ondan sonra gitti Cumhurbaşkanı'yla işte biri oldu. Hiç ummadığımız şeydi. Ummadık ama oldu. Ama iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ama MHP'yi bitirdi. Bitirdi. Ülkenin bekası için deniyor, ne dersiniz? Ülkenin bekası zaten çoğunluk vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da o ülkenin bekasını devam ettiriyordu yani. Hiç MHP'ye gerek yoktu. Ama MHP'nin söylemleri, önceki söylemlerine bakarsan yaptığı ittifakı doğru bulmuyorum. Ama ülkenin geleceğini de düşünürsen bir yerde de hak veriyorum. Cumhur İttifakı'nı soracağım. Size kadrolu yorumcumuz oldunuz, artık sürekli karşılaşıyoruz. Şimdi MHP ve AK Parti bir ittifak yapıyor. Cumhur İttifakı, ne dersiniz? Şu an MHP ve AKP'nin yaptığı ittifak AKP'nin artık gücünün iyice azaldığını gösteriyor şu an. Eskiden %35 ile %40 ile iktidar olan AKP şu an MHP'yi yanına aldığı halde %50 artı 1 dahi bulamıyor şu an. İkisinin toplamı şu an %42'yi buluyor. Recep Tayyip Erdoğan şu an Saadet Partisi ve diğer partileri yanına alarak %50 artı 1'i bulmaya çalışıyor ama maalesef. Artık bu saatten sonra Bahçeli'nin Erdoğan'ın yanında siyaset yapması hem Bahçeli'nin tutarsızlığını hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin artık bittiğini göstermektedir. Bir şey diyecek şeyim yok. Yalnız durumlar gittikçe kötüleşiyor biliyorum. AK Parti ittifakında. Millet gittikçe fakirleşiyor. Ben emekliyim, maaşımlık cebimde kaç lira var biliyor musun? 10 lira param var bak. İnan nabalım günah boynuma 10 lira param kaldı. Maaşımı aldım. Ben bu 1 lirayı nasıl getireceğim bilmiyorum. 1 ayı. Vallahi ben hiç iyi görmüyorum. Ben kendimi hiç iyi görmüyorum. Ama başkasını bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Hayırlısı kimse o gelsin diyorum. Ne diyeyim kızım? Ne söyleyebilirim ki? Eşimin anlattığına katılıyorum yani. AK Parti ve MHP arasında yapılan Cumhur İttifakı'nı halka sorduk ve cevapları ekranlarınıza taşıdık. Siz de görüşlerinizi belirtmek isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan ya da YouTube hesabımızdan yorum bırakabilirsiniz. Programın bu bölümü dahil diğer bölümlerine ulaşmak isterseniz ekranda yer alan YouTube hesabını ziyaret edebilirsiniz ve sosyal medya hesaplarımızdan bana ulaşıp tavsiye verebilirsiniz.